bir nasihat vardı. Bundan sonraki sohbetlerinizi ev sohbetleri yapın. Çoluk çocuk gelsin, onlar da sorularını sorsun diye. Tüm sohbet şekillerini değiştirdik. Bundan sonra ailelerle bir araya gelip sohbetleri yapıp, herkes soracağı soruları sorup ona göre gideceğiz. Ve söylenen şuydu, kısa bir dua, zikir, kısa, sonra ilmi sohbet istiyoruz. Ve sonucunda da duayla bitirin denildi. Ve biz de inşallah Ramazan'ın başlangıcında söylenmişti. Bundan sonra da yönümüzü ona göre çevirdik. Emir üzerine, emirleri başımızın üzerine. Şimdi hastalıklarla ilgili bizim ana konumuz olduğu için ilk önce onunla ilgili bahsedelim. 2 Nisan 2024 Ramazan iftar sohbetindeyiz. Şafak gelmişti. Şafağı görünce tepkileri vardı şafağın. Biraz onun üzerine bahsetmek istiyorum. Bu arada hoparlörden ses geliyor değil mi oraya? Tamam. İnşallah ses sistemlerimizi de daha seyyar hale getireceğiz. Şimdi takriben şafak nerede? Yanımda. 5 yıl oldu mu? Takriben 5 yıl olmuştur ama inanılmaz bir tik var. Yani sürekli eli kolu seyiriyor, duramıyor. Tabii ilk başta söylediğimizde konuyu anlatamıyoruz. Neden? Çünkü bilindik bir şey söylemiyoruz ama aynı zamanda herkesin bildiği şeyler. Birisi gelecek, okuyacak ve düzelecek diye bekliyorlar. Evet, bu mümkün müdür? Mümkündür. Bazı kulların duası makbuldür. Kardeşimiz o anda toparlar ve düzelir. Ama bir süre sonra o tikleri oluşturan hastalık sebebini tekrarlayınca yine başlar. Bu defa işte şuraya gittim, evet düzelir gibi oldu, düzelmedi. Başka bir yere gittim, düzelir gibi oldu, düzelmedi diyerekten uzun yıllarda uğraştıktan sonra diyecektir ki ben artık Kur'an da okumayayım ya da dua ediyorum, bakın bilinçaltı, ya da dua ediyorum ama düzelmiyor. Haşa, Allah-u Teala'yı Celle Celaluhu'nu sorgulayan kişilerle bile karşılaştık. Hani bunu siz ya da Şafak söylemedi, öyle bir şey yok ama genel tecrübeyle de birlikte aktarıyorum. Ya da ibadet yaparken, dua yaparken artık kalbi duaya yaklaşmıyor. Çünkü inancı üzerine dua ediyor ve sonuç alamıyor. Alamayınca enerjicidir, çakradır, muskadır ya da bir takım ritüeller gibi birçok şeylere, araçlara, vesilelere insanlar sığınıyor. Yani haklı mıdır? Aslında haklıdır. Çünkü bir rahatsızlığı var ve sonuca gidemiyor. Ama ilk önce bunu inancında gayret göstererek deniyor. Öyle değil mi Şafak? Şimdi Şafak'la biz ilk tanıştığımızda tabii ki bu kadar şeyi anlatsak da anlayamayacak. Anlayan kardeşlerimiz var ama onların bile bunu uygulamaları ve hayatına oturtmaları zaman alıyor. Belki 1 yıl. Fakat bizim hayatımız hep hastalıklar ve onları araştırma yönüne olunca başlangıçtan sonunu kestirebiliyorsunuz. Bunun için kalp gözüne de ihtiyaç yok. Yani bunu fikren, zahiri olarak o konuyu yaşamış, tecrübe etmiş, bunu analiz yapmış, tecrübeli bir insan olarak anlayabiliyorsunuz. Ancak kesin kurtuluş, hastalıklardan çıkış yolu aslında inancımız, yani temeli Allah-u Teala. Ne oluyor da insanlar hastalanıyor ayrı, madem hastalandı iyileşmiyor. Neden iyileşmez, neden tekrarlar? Oysa bunların altına girdiğinde birçok sebepler olur. Ki o zaman da şafa demiştik, şunları yap, bu şekilde yap. Hani insanlar şöyle yapıyor maalesef son zamanlarda, birilerine gidiyorlar, para veriyorlar ama kendileri hiç hayatında değişiklik yapmıyorlar. Halbuki rahatsızlıkları var, problemleri var ve önce kendilerini, kendi yaşayışlarını değiştirmeleri gerektiğini anlamak istemiyorlar. Çünkü
Değiştirmeye kalktığında bir gayreti olacak, bir amacı olacak. İşlerine gelmiyor. Diğer taraftan da bildiklerini doğru kabul ettikleri için farklı düşünceleri zaaflık ya da inancın içinde olmayacağını da düşünebiliyorlar. Halbuki burada farz ve sünnetlerden bahsetmiyoruz. Biraz sonra size bunu bir ayette delillendireceğiz inşallah. Olayın da özü şu, buraya gelmeden önce hocam dedi ki ayetlere bak. Ayetlere baktım, bana bir ayet işaret etti. Bunu dedi oku dedi. Okudum. Sonra gittim çantamı aldım geldim. Buraya da gelince şafağı gördüm. Şimdi bakın, söyledi, ayeti okudum, mealini. Çünkü mealini anlıyor olmamız gerekiyor ya. Ama okumuş olmak için Arapçası, hayatımıza uygulamamak için de ben Türkçe biliyorum, Türk'üm. Haliyle Türkçe karşılığını bilmem lazım. Çünkü analiz etmem lazım, tartıp biçmem lazım. Türkçesini bilmiyorsam eğer, Arapçasını okuduğumda, evet Arapça okumuş, Hazreti Kur'an'ı okumuş oluyorum. Ama hayatımı okuyabilmem için, hayatıma da bunu oturtabilmem için de Türkçesini mutlaka okuyup ama doğru mealde hayatıma tatbik etmem lazım ve Allah-u Teala'nın ben kuluna, biz kuluna, Mustafa'ya ne dediğini ya da sizlere ne söylediğini anlıyor olmamız gerekiyor. Hani hastalıklardan bahsettik ya, geçmiyor, tekrarlıyor derken. İşte orada yakalanması gereken şu, Allah-u Teala sen kuluna mesaj gönderdi ama sen o mesajı alamamışsındır anlatmaya çalışıyoruz. Temeli bu. Şafak kardeşimizde de bu vardı. Sen şöyle şöyle yap, devam et. Uzun zaman içinde inşallah kademe kademe gayretlerle olacaktır diye söylemiştik. Çünkü gayret eden herkes sonuca eriyor. Bakın Allah-u Teala ülkeleri bile İmansız oldukları için sonlandırmıyor. Bir yerde adaletsizlik var ise, zulüm varsa, bu şirkette olsa, ailede olsa, ülkede olsa mutlaka ki helak olur, son bulur. Hatta Allah-u Teala sevdiği kullarını toplar, o ülkeye de gönderebilir ya da bir başka düşmanını da başka o düşman olduğu ülkeye de gönderebilir. Bu Allah-u Teala'nın tercihidir. Ama bize çekirdek aileye baktığımızda hastalıklar, musibetler olduğunda tek bir şey. Allah-u Teala'nın bizde görmek istemediği haller bizim evimizin içinde var. Onu arıyor olmamız lazım. Biz bunu anlamadığımız sürece sonuca gidemeyeceğiz. Çok şükür Şafak kardeşimi gördüm. Şükürler olsun gayet toparlamış. Tik hastalığı ile ilgili biraz konuşalım. Tik hastalığı sinirlere şeytanın müdahalesiyle oluyor. Ve bunlar vücudun içinde dolaştığı yerlerde çok biliyorsunuz hızlı hareket ederler. Ettikleri için vücutta istemsiz oynatmalar olur. Bununla birlikte beyne müdahale ettikleri için sinir sistemiyle beyinden vücudun istediği organlara müdahale edebilir. Bunlarla ilgili Şafak kardeşimize senin yapman gereken şu, dua et, oku ama eline bir metal al. Metal, demir aksam ya da biz çay kaşığı diyoruz. Çünkü çayı çok seviyoruz. İnşallah o da bizi seviyordur. Seviyor demek ki soframızdan eksik olmuyor. Bir yudum da çektim. Hepimize afiyet olsun. Metal. Bakın. Kalp gözüyle bakın. Baktığınızda diğer Rabbimin yarattığı kulları görüyorsunuz. O kulları siz insan kulların vücudunun içine girebiliyor. Ve dua ederekle beraber dua etmeyen, yaza az eden ya da geçici rahatlamak isteyenler için T
tik hastalığı ile ilgili bahsediyorum burada yalnız. Elinize bir metal aldığınızda o tik olan yere dokunduğunuzda hafif dokundurun. Dokundurduğunuzda mutlaka ki rahatlama olacak. Olmama ihtimali yok. Sadece süre değişir. Neden? Ki bunu başka inançlarda olan insanlara da önerdik. Hani Hristiyan bir insan gelmiş, öyle ya, bir Müslümandan yardım istiyor. Ne yapacaktık? Yardım etmeyecek miydik? Amacımız onlara ulaşmak değil mi? Diyoruz ki siz, evet okuyamazsınız ama siz de Hristiyanlıkta da sadaka vardır. Sadaka verin, elinize bir metal alın, dokundurun. Ve rahatlıyorlar. Burada ne oluyor arka planda? Arka planda o varlık bir çeşit enerji olduğu için, onun da vücudu bulunduğu için sizin görmeseniz bile o tik olan atan yere temas ettiriyor olmanız metali, bakın siz, sizin vücudunuz katı maddeden, onunkisi gaz halinde düşünün. Hani kısa geçiyorum bu terimleri, gaz halinde düşünün. Katı maddeye hafif baskı, gaz halindekine ağır baskı olur. Öyle olunca mecburen yer değiştirmek mecburiyetinde ya da olduğu yerden çıkmak mecburiyetinde. Dua etseniz de etmeseniz de, başka dinden de olsanız, ateist bile olunmuş olsa Allah muhafaza, madde boyutunda bu var olan bir durum. Dini olarak şu dinden olursa olur, bundan olmazsa olmaz diye bir şey yok. Bu her insan için geçerli. Biz bunu kalp gözünden, bunların dersini aldığımız için kardeşime dedim ki elhamdülillah Müslüman kendisi, hem oku hem de temas ettir ve göz çevresi, çünkü yüz de buruşuyor, yüz değişik şekillere de giriyor vücudu hariç. Olan yere Bismillah de, elini koy ve böyle hani kir varmış gibi de çekiyormuş gibi çek dedik. Neden? Dua ediyor ve okuyor. Tövbelerini yapıyor. Yavaş yavaş vücuttan atılıyor. Ancak şöyle bir durum var. Bu kardeşimizin üzerine herhangi bir sebepten dolayı geliyorlar. Önce bu sebebe geçmeden sondan başladık. Geldiklerinde vücudun içine giremeseler bile dışına yapışıyorlar. Hani bazen yüzünüzde bir sinek gezdiğini düşünün. Ama bir şey yok. Değil mi? Bir titreşim. İçeride üzerinde bir kaşıntı ya da bir anlık yanma, bir yerde hani çakmakla, kibritle yanmış gibi nokta kadar yer vücudunuzda yanar. Bakın oradaki ateş unsurludur. Bakın bu tecrübelere kulak verin, ne olur sizlere lazım. Hani dar alanda kısa pas yapın, dar alanda öğrenin. Herkes kendi doktoru olmak mecburiyetinde. Sağa sola gitmeyin, direkt Allah-u Teala'ya gidin. Ama Allah-u Teala'nın da her şeyi birbirine vesile olarak yarattığını unutmayın. Siz de o vesileleri öğrenmekle yükümlüsünüz. Neden? Akıl valisiniz. Yok, meczup sınıfındaysanız zaten onlara anlatmıyoruz burada. Ve çok üstün gayretler değil. Çok basit şekilde anlatılıyor bunlar. Tik olduğunda, huysuz bacak sendromuna da geleceğim çünkü bağlantılı. Olduğunda olan yere metalle hafif dokunduruyor. Hatta şizofreni değil, yani kendini kontrol edebilecek kardeşlerimiz için de söylüyorum. Kesmeyen meyve bıçakları vardır. Deriye sürersin kesmez. Bunu bile dokunduruyor olmanız şöyle. Üzerinize musallat olan var. Onun da eli, kolu, gözleri var. Dili var, ağzı var, lisanı var. Konuşuyorlar. Varlık, kul. Sen gözle görmüyorsun diye yok anlamına gelmiyor. Senin o metali eline alman ne demek biliyor musun? Onu tehdit ediyor olman demektir. Birçoğunda otomatikman yer değiştirir. Gülnar Hanım? Ruhsatlıysa ya, geleceğim. Geleceğim. Gülnar Hanım dayanamıyor çünkü kalp gözü açık. Hemen birçok bilgiler geliyor. Elhamdülillah. Şimdi sondan başladım ki bizim derdimiz herkes kendi doktor olsun. Sadece Müslümanlar doktor olsun diye değil. Biz Allah-u Teala'nın rızası için tüm kullarına göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Keza
Müslüman değilse Rabbimin bize gönderdiği kullar, onlara daha çok önem vermeye gayret ediyoruz. Onların inancını eleştirmek bizim haddimiz değil. Asla ve asla yapmayacağımız reddiye de vermek mümkün değil bu. Ancak inandığımız, bildiğimiz ve yaşadığımız kadarıyla söylemek mecburiyetindeyiz. Yaşayıp test ettiklerimizi de söyleriz, iletiriz. Hidayetine vesile olabiliriz. Hidayetine vesile olabiliriz diye umarız. Rabbim ona nasip etmiyorsa bile en azından biz gayret etmiş oluruz da hidayete eriştirecek olan Allahu Teala'dır. Ki Efendimiz Aleyhisselam'a da biliyorsunuz kıssayı, hidayete biz ulaştırırız dedi. Yani Efendimiz Aleyhisselam tebliğden artık iyice yıpranmıştı, umutsuzluğa düşmüştü. Çok girmeyeyim, ana konumuz o değil. Ne oldu? Rabbimiz onu teselli etti. Sen tebliğini yap, hidayete erdirecek biziz dedi Allahu Teala Celle Celaluhu. Şimdi metalle gezdirdiğimizde o varlığı rahatsız ediyoruz. Hatta vücutları inciniyor ya da sakatlanabiliyorlar. Kesinlikle rahatlama olur. Tik hastalığı ve anlık uyuşma, anlık ağırlaşma vücudun içinde ağrı gelmesiyle birlikte huysuz bacak sendromuna da. Şimdi kardeşimiz namazını kılmış, duasını etmiş, okuyor ama neden tikleri geçmiyor diye düşünelim. Kelime-i şehadeti getirdi. Elhamdülillah. Yani Müslüman ama yine getirdi. Gusül abdestini aldı. O vaktin farz namazını da kıldı. Sünnetleri falan da demiyorum. Farz diyorum direkt. Bakın hani ahir zamandayız. Farzları yapıp imanı kurtarmak büyük başarı. Ama insanlar yapmaya gayret edince devamını da yapıyor zaten. Ruhsatlı olduğu mutlaka bir, şeytanın ruhsatlı olduğu mutlaka bir ya da birden fazla sebep olmak mecburiyetinde. Eğer böyle bir şey yoksa mümkün değil ki şeytan bize ilişemez. Hatta ve hatta herhangi bir yerden ruhsat alamadıysa insandan, o insan şeytana musallat da olur ve şeytan onu rahatsız edemez. O zaman siz şeytana musallat olursunuz. Dualar eder, okursunuz. Ya Rabbi dersiniz yolda yürürken, arabada, ofiste, her yerde, o bölgedeki her yere dua atom bombasını atmış olursunuz da şeytan kaçacak yer arar. Bununla birlikte girdiğiniz bir ortamda siz girdikten kısa bir süre sonra hafif böyle bir baş dönmesi olur da, bakın musalla şey yok, açık kapısı yok. Dua ediyorsunuzdur. Hafif bir baş dönmesi olur. 2-3 dakika sonra temizlik bittiğinde oradaki insanlar rahatlar, gevşer. Ya der, sen geldin de biz rahatladık der. Bunun madde boyutundaki tecellisi de budur. Bunu da unutmayın. İşte Şafak kardeşimizle de ilgili de mutlaka ki açık kapısı olması gerekiyor. Yoksa mümkün değil. Devam edip gelemezler. Bunları anlayıp kendi yapması gerektiğini idrak edebilene kadar kaç yıl geçti? 5 yıl mı? 5 yıl geçti. Çok şükür. Ancak şunu söyledik. Bakın, sen tövbeleri yaptın ama hangi sebeplerden dolayı olduğunu tespit edebildin mi? Edemedin. İşte o tespit edemediği, farkına varmadığı günahı ya da hatayı tekrar işlediğinde, çünkü hata olduğunu bilmiyor. İşlediğinde yine gelir, yine o tikleri vurur. Yine okur, yine metalle dua eder, tövbe eder, yine geçer ama tekrarlar. Tekrarlıyor olması bundan sonuç alamayacağı anlamına gelmez. Tekrarlıyor olması bir ara rahat olduğu anlamına gelir. Eğer bir ara rahatsa eğer, bundan kurtulabilir. Şunu söyledim Şafa, mutlaka birinin sana sihir büyü yapmış olması gerekir bu tik hastalıklarında. Onların da içinde şöyledir çeşitleri, alt başlığı. Ya ağır bir dua olacak,
Ya hani sihir büyü yapmanın ya da yaptırmanın birkaç yöntemleri vardır. Hani biz sadece birine gidip de Allah muhafaza sihir büyü yapan ve yaptıran cehennemin en alt tabakasında. Yani bunu biliyoruz ama bunun dışında beddualar, özellikle anneler çocuklarına ya gözü kör olasıca, Allah belanı veresice, yok bilmem nerene ne olasıca dediğinizde o çocuklar mutlaka ki sonra ömürlerinin içinde bu hastalıklar oluyor. Çokça karşılaşıyoruz. Ya da hamilelik sürecinde Şafak annesi hamileyken ya da Şafak büyürken birini kınamıştır. Eli yüzünde bir sıkıntı olan ya da elini yüzünü buruşturan birine ya da böyle bir hatası var da tekni onu kınamıştır da başına gelir. Ama mutlaka sebebi var. Onu nokta atışı bulamamış. Bulamadı, buldu mu diyelim yok. Bulmadıysa bu tekrarlayabilir. Ne yapacaksın? Bu olduğunda hemen bir gün öncesinden itibaren ya da o anda konuştuğun konulara varana kadar her şeyi analiz edeceksin. Bu şekilde devam ede sonucunda mutlaka ki rahatlayacaktır ki Şafak bizim mahallemizde bilgisayarcı. Yıllardır bilirim. Biz ilimden olayı bilmiyorlardı ama hani mahallemizin de esnafıydı da iş yerini ilk kurduğu zamanı bilirim onun mahallesindeydik o bilmiyordur bizi. İşte ve o zaman da dikkatimi çekmişti ki yıllar sonra nasip oldu bir araya da geldik Allah razı olsun kendisinden. Şimdi burada anlatmak istediğim şuydu. Tik hastalığıyla ilgili aslında bildiklerimizden, uyguladıklarımızdan sizlere anlayasınız diye, hani örnek olsun diye anlatmak istedik. Bununla birlikte bunun bir ilerlemiş versiyonu huysuz bacak sendromudur. B12, B2 vitamin miydi? Vitamin eksikliğini falan tamamlamışsınızdır. Bir eksiklik yoktur. Doktora gitmişsinizdir de sonuca gidemiyorsanız bu tikin daha da gelişmiş versiyonu huysuz bacak sendromu. Burada vücudun içinde damarlarda gezerler. Namaz da kılsanız, abdest de alsanız bunlar bir türlü gitmez. Azalır ama gitmez. Bunun da sebeplerinden şu, en büyük, en baştaki sebeplerden Allahu Teala'ya verilen sözler, adaklar. Bazen çoğunlukla ailenin anne babalardan, soydan İşte Allah'ım şu olursa ben sana şunu yapacağım ya da üç yetimi doyuracağım ya da komşumu ziyarete gideceğim. Yani o kadar farklı çeşitler var ki bu adak konusunda söz verme. Bakın Allahu Teala'ya söz verme. Bir sıkıntınız var. Ya Rabbi ben bir kurtulayım insanlarına iyi davranacağım. Ya kurtulmuşumdur birine kötülük yaptığında iyi davranmadığında ki iyi davranmak için karşıdaki sana iyi davranıyorsa davranma geçerli değil. Kötülük ettiğinde iyi davranıyorsanız eğer bu onun delili olur. Taş atıyor olacak ki siz ona ekmek verin, gül verin, gülü verin. Değil mi? İşte Mevlana Hazretleri'ne de selam olsun. İşte adak neticesindedir. Ama daha çok bu soydan gelir. Soydan geldikten sonra da çocukluğunuzdan beri düşünün. Çocukluğumuzda aklımız ermiyordu diyeceksiniz. Fakat şöyle bir durum oluyor. Günahı, çocuklar, başka bir şeye geçiyorum ama ilişkili konumuzla. Çocuklar hata ediyor, günahı anne babaya yazılıyor. Kabul, sorgusu yok. Ancak şeytan onu işleyen o bedene, o çocuğa da musallat oluyor. Okuyun, bakın. Allahu Teala o çocuğa hesap sormuyor. Bunu okuyacaksınız. Ama şeytan ona musallat olmuyor demiyor. Çünkü o kadar çocuklar rahatsızlanıyor ki eğer
Şeytan çocuklara musallat olmuyor olmuş olsa idi eğer, o zaman çocuklarımıza psikolojik ve benzeri hiçbir hastalık olmaması da gerekiyordu. Bir düşünün. Düşünmeye sevk etmek istiyorum sizi. Hani erkek çocuklarını yapar ya, oğlum amcana bir küfür et, dayına bir küfür et falan. Evet, o anda anne babaya yazılıyor. Tamam ama küfür etmesinden dolayı hem anne babasına hem de çocuğa kullanım hakkı veriliyor. Şeytana ruhsat veriliyor. Ev gibi, arsa gibi, araç gibi ruhsatı veriliyor, tapusu veriliyor. Bu beden senin tarlan, bu beden senin toprağın, kullan diye. Bunu anlamak gerekiyor ve ilerleyen zamanda da Allahu Teala'ya, bakın ana sebebini söylüyorum. Daha ilaveler olabilir. Bunu kastetmiyorum. Ana sebep de Allahu Teala'ya verilen sözlerin yerine getirilmemesi, hem tik hastalığında hem de bunun üzerine ilave yapılanlarla, çünkü insan bir problemli oldu mu daha üzerine daha sıkıntı çıkartabiliyor. Bu da huysuz bacak sendromuna götürüyor. Vücudun içinde dolaşıyorlar ve gece gündüz rahat edemiyorsunuz. Ne zaman karıncalanacağı, ayağınızı bacağınızı nereye koyacağınız belli olmuyor. Öyle değil mi Şafak? Tik olduğunda da vücudunun ne yapacağını bilmiyorsun. Aynı şey. Buradan bir, sihir büyü. İki, sihir büyü de genelde tik oluyor. Ama huysuz bacak sendromuna gittiğinde sihir büyü etkileşmeyle birlikte Allahu Teala'ya verilmiş sözlerin yerine getirilmemesi anlamı geliyor. Siz bunu oruç tutacaktım, tutmadım. Kurban kesecektim, kesmedim mi? Sınırlamayın. Nefsiniz size oyun oynamasın. Evladımıza bir şey alacağım dediniz değil mi? Söz verdiniz. Aradan zaman geçti. Yapmadınız. Size bir konu anlatayım. Bizim muhtarımız vardı. Düzce'de hala da var. Muhtar, gerçek muhtar olduğu için muhtarım diyoruz. Tanıyorsunuz çoğunuz da. Haftada iki ya da üç defa ambulans geliyor kapıya. Kas katı kesiliyor. Huysuz bacak sendromu falan yanında hikaye. Bütün vücudu kasılıyor. Yeri geliyor günlerce uyuyor. Ağrılarından, sıkıntılarından vücut baygınlık geçiriyor ve hiçbir serum, ağrı kesici işlemiyor. Bizim Muhammed'in babası. Onlarda çok fazla dosya vardı. Belirli bir zaman sonra son düzlüğünde artık iyileşti. Aradan bir zaman geçti. Rahatsızlanmış. Bir üç ay falan çok iyiydi. Düzce'ye gittiğimizde hem misafir olduk hem de konuştuk. Ahbap olduk. Ahbap olduk bu arada. Sorduğumda ne geldi biliyor musunuz? Bakın dedim ki muhtarım eşine ev alıyorsun. Bakın eşine ev alacaksın. Şimdi muhtarım hani 60'lı yaşların üzerinde, eşi de öyle. Dedi ya ne evi? Sen zamanında ev sözü vermişsin. Bunu çözün. Yani inanılacak bir şey değil. Kabul edilecek bir şey de değil ama sebep bu. Eşini çağırdı. Sohbet ediyorduk biz yan bir odada. Dedi ya hanım benim sana böyle bir sözüm var mı? Ne dedi biliyor musun? Bu benim dedi hep içimdedir, bir uhdedir. Baba beni isterken ev alacağım diye söz verdi ve almadınız. Bu da benim içimde dedi. Yahu evleneli 40 sene olmuş. Belki de 50 sene bilmiyorum ki. Çünkü yaşları bizden daha çok daha ileri. Dedi ki ev alacaksın. Bakın, iki günde, üç günde bir ambulans geliyor, hastaneyle ev arası yaşıyor, hayattan tamamen kopmuş, yarı bitkisel hayatta bir insanı, bir örneğin bu konudan önce de aile içinde miras vardı,
Bir arazilerini, fındık bahçesini, orada Düzce'de fındık çoktur. Cuma yerinde yaşıyorlar Düzce'de. Şey verdi, akrabalarını bıraktı, ortak miras, ama o orayı komple devretti. Önceki dönemde bunlar da olmuştu. Ve son düzlükte ev konusu çıktı ve dedi ki muhtarım sana 3 ay süre bu evi alacaksın. Neden? Racon kesiyoruz gibi görünüyor. Çünkü orada müdahale edilecek ya. Ya Rabbi affeyle, bak bu kuluna iletiyorum. Bu kulun bunun sözünü tutacak. Muhtarım alacaksın değil mi diyorum. Dur. Ya alacağım de diyorum, buraya ben kefil oluyorum. Almazsa bana geçecek durum. Şimdi böyle de bir durum var. Sözüm kefil oluyorum ya. Bakın bazen bakarken Allah rızası için gayret ederken, bazen değil her zaman, elinizi taşın altına koymadan olmuyor. Söz verdi, söz verdi, yani zorla söz verdi, açıkçası samimi konuşayım, zorla söz verdirdim. Çünkü iş bana dönüyor bu defa. Söz ver dedim, bak sizler de şahit misiniz? Nihat abiler falan vardı, şahit oldular, ben kendimi kurtardım Allah'a şükür. Dedim buna 3 ay süre, sana bunu alacaksın. Takriben 8-9 ay sonra aldı. Şimdi niye bunları başka başka yere geçerek anlatıyormuş gibiyim ama değil. Hani başka ufkunuzu açık tutun. Sonuçta bu verilen bir vaat miydi? Vaat. Evet, vaat bir evde olabilir, bir eşarp da olabilir, bir yere gezmeye götürme de olabilir. Benzeri her şey olabilir. Verilen vaadi yerine getirmemenin neticesidir. Ve birlikte aslında temelinde Allahu Teala'ya karşı gelmedir. Bununla da ilgili bir kişi daha vardı, başa gördüm. Metin abi. Ha, yengeyle ilgili geldim. Bizim iftar sohbetindeyiz ya. Eşinle ilgili geldin, sürekli elini bir yerleri kesiyordun değil mi? Yok. Onu sorduğumda Rabbimden şöyle bir şey geldi. Hani geldi yani, Rabbim diledi mi vesilelerle gönderiyor. Hayvanlarla iyi geçinsin. Ha, böceklerle, cümleyi net, böceklerle iyi geçinsin cümlesi. Şimdi ben cümleyi size teslim ettim, içeriği sizde. Sebebi buymuş ama ne olduğunu bilmiyorum. Sadece lazım olan cümle geldi. Yani bununla ilgili arayacaksanız bu cümlenin içinde nedenlerinde bakıyor ve buluyor olmanız gerekiyor. Bir şey daha vardı, anlatacaktım, kaldı. Sen evet, yengeyle ilgili, ya yenge gücenmiyorsun değil mi? İlk defa geldin. Şimdi kalple ilgili söylediğinde direktmen gözümün önüne gelen kalp. Kalpte bir çatlak var. Buruşuk yerleri var. Ayrıca da birkaç tane nokta var. Şimdi doktora gitse onlar yok, evet. Ama diğer gözle bak, manevi ultrason mu ne diyoruz? Röntgen. Manevi MR. Evet, MR daha güzel. Manevi MR'da kalbin üzerinde yaralar var. Bunlarla da ilgili çalışma yaptık biz, kalpteki noktalarla ilgili, yarık olması, çatlak olması, kesik olması, buruşuk olması vesaire şekiller de çıkıyor. Kalp gözünden bakınca kalp öyle görünüyor. Bunlarla da ilgili, nedenleriyle ilgili bizim yaptığımız çalışma var. Bunu da Mehmet Yüce yapmıştı çünkü onu, manevi işaret üzerine. Ondan alırsınız. Mutlaka onun içinde reçeten hazır abla. Onları okuduğunda bir düşün, bir geriye doğru bak, geriye doğru bakacaksın çünkü geriden gelen bir kalp mutlaka ki onun içinde olmama imkanı yok, yeter ki ara. Evet, şimdi bütün bunları bir derleyip toparlayacak olursak, şimdi hastalığı ben de yaşadım, tek hastalığını da yaşadım biliyor musunuz? Ona da ilgili anlatayım. Askere gitmeden önce başladı. Düğün salonunda okul döneminde kameramanlık yapıyordum. O dönemden başladı, askerden geldim, bayağı uzun bir süre gittim.
Biz bir şeyler öğrenmeye başlayınca, hani hep anlatıyorum ya, anlattıklarım yaşadıklarımdan, tecrübelerimden diye. Yaşadığım sıkıntıyı analiz yapınca Rabbim müsaade ediyor, daha geniş pencereden bakıp bunu da insanlara aktarmaya çalışıyorum. Ve çok şükür kurtuldum. Ama uzun bir süre mücadele ettik. Ama o arada öğrendiğim çok bilgiler oldu. Bir de bu bilgileri insanlara aktardım. En son şöyle bir sahne oldu. Bir kadın geldi. Kadın ölmüş ve ben kabir hayatındayım. Kabir hayatındayım, bir kadın geldi. Elleri bağlı önünde, birleştirmiş şekli yapıyorum şu anda. Ve orada dikiş ipliği. Onunla üç tur çevrilmiş dikiş ipliği var, elleri bağlı. Kabir hayatında ama kişi ölmüş. Geldi, ben dedi bilmiyordum dedi. Ama dedi burada dedi çok sıkıntı çekiyorum. O anda ya Rabbi ben bu kulunu affet dedim. Ya Rabbi bunu kesmemi nasip eyle, bana makas nasip eyle dedim. Makas geldi. Yani isteyince oluyor. Uzattım kendi elimle, kadının elleri bağlıydı, kestim ve kadın o kadar sevinerek gitti ki o günden sonra da o olay kalktı. Çok nadir, çok nadir, hani arada böyle bir vurur, hemen anlarım, toparlarım, bismillah derim, anında gider. Çünkü ruhsatı düştü, anında düzeliyor ve anında toparlıyor. Bakın bunları anlatıyorum. Anlatma sebebim ya da sohbetleri ya da YouTube'da diğer yerlerdeki sohbetlerin içinde gerçekten bu sıkıntıları yaşayıp çözüm aradığım ve Allah-u Teala'ya da söz verdim. Allah'ım sen bana yardım eyle. Hem iyileşeyim hem de bunları sana söz veriyorum, kullarını anlatacağım diye. Ben o sözümü tutmak için bunları hep anlatıyorum. Bunu da unutmayın. Peki şöyle bir toparlayalım. İstiyorsanız bir 5-10 dakika mola verelim. Devam edelim inşallah.